Londra'dan bildiriyoruz. Bülent. Ervin. Ama soyadlarla mı? Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videoda size oturup Londra ile ilgili 5 ne 1K çekelim dedik. Ne, neden, ne zaman, nerede, ne oluyor, kim, nasıl, kiminle, nasıl? Ne oluyor diye bir şey yok ya. Sen dedikodu yapıyorsun gibi ne oluyor? Tamam, ne oluyor değil. Londra ile ilgili ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman ve kim? Bu sorulara... Kiminle? Bu sorulara cevap vereceğiz. En kolaydan başlayabiliriz diye düşünüyorum. Kiminle? Bülent ve Elvin'le. Bir kere... için Elvin ve Elvin için biraz. Evet, buradan başlayabiliriz. Çok fazla soru geldi Instagram'dan. Hepsine baktım. Bu videoda yine hala cevaplayamadığımız sorular olursa şimdiden yorum... Allah! Heyecana bak. Şimdiden yorumlara ekleye... İki Şimdiden yorumlara yazabilirsiniz. Videoya başlamadan önce bundan sonraki maceralarımızı ve bizi takip etmekten keyif alıyorsanız 1 milyon olmak üzereyiz. Belki Londra'ya özel 1 milyon oluruz bu videoyla beraber. Belki çoktan olmuşuzdur. Abone olmayı unutmayın. Ben Instagram'da 40 binim. Yazık sana. Evet, evet abi, ilk kim tabii kolaydı ama ne? Ne konumuz bu yani? Ne? Londra'dayız. Londra'ya taşındık mı? Taşınıyor muyuz? İstanbul'daki evi kapattık mı? Artık temelli burada mıyız? En kritik sorulardan bazıları ama bence ilk başta cevaplanması gereken sorular bunlar. Hangimiz başlayalım? Sen lütfen. Ben hangi soruya cevap vermemi istersin? Hangisi içinden geliyorsa. Ben öncelikle açıklamak isterim. Soruya cevap vermenin haricinde bir durum bu. İstanbul'daki evimizi kapatmadık. Kapatmayı düşünmüyoruz. Evimiz, işimiz, ana oryantasyonumuz hep İstanbul'da. Burası ikincil adresimiz olsun istiyoruz. Yani biz Londra'ya taşınmadık. Evet. Bunu ama gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ama bundan sonra bir ayağımız da Londra'da olacak. Biliyorsunuz ki biz Datça'ya giderken de birçok kez söylemiştik aslında Datça'ya taşınmıyoruz diye. Ama orada yeni bir hayat kurguladık kendimize. Aslında aynısını şu an burada da yaparken hala ana merkezimizi İstanbul'da tutacak şekilde bunu yapıyoruz. Bu bugün için geçerli. Biz bugün hala İstanbul'da yaşayıp İstanbul'da çalışıyoruz. Ama burada başka bir hayat kurgularken, başka bir gelecek planı yaparken buradaki imkanlarımızı da aslında değerlendirmeye çalıştık. Evet, aslında zaten en başından beri yaptığımız şey, Datça'da da böyleydi Elvin'in dediği gibi, biz tek bir yerde olmayı tercih etmeyen, dünyanın birkaç yerinde, yani bu ülkemiz içinde birkaç yerde olabilir, ülkemiz haricinde başka ülkelerde de olabilir, birkaç yerinde aynı anda ileriye yönelik planlar kurabileceğimizi düşündüğümüz bir yapıdayız ve o yüzden ama İstanbul her zaman için bizim ana noktamız olmaya şimdilik en azından görebildiğim gelecekte dahil buna 5-10 yıl belki İstanbul her zaman ana noktamız olmaya devam ediyor ama Londra ile ilgili bence çok heyecanlı şeyler var ya. Yani. Evet, onlara da geleceğiz. Bir yandan da artık çok uzak gelecekle ilgili hayal kurmak bence çok zorlaştı. Hem dünya çok değişiyor, biz çok değişiyoruz, yapabileceklerimiz çok değişiyor. O yüzden de şu anda elimizdeki imkanlar doğrultusunda elimizdeki fırsatları mümkün olduğunca değerlendirmeye çalışıyoruz ve ne mutlu bana ki bu benim hep hayalimdi. Bir yandan Türkiye'nin bir sahil kasabasında bir yerde evimin olması, bir yandan bir ayağımın yurt dışında olabilmesi. Tabii ki bu fırsatları değerlendirirken bunu Bülent'le beraber yapabildiğim için, birlikte bunu yapabildiğimiz için hep kendimi çok şanslı sayıyorum. Bir yandan da gerçekten aslında fırsatları değerlendirmek. Peki o zaman ben sana ikinci soruyu sorayım. Yani nasıl? Yani şimdi kimse İngiltere'ye gelemiyor. Benim bildiğim kadarıyla, sorulardan anladığım kadarıyla turist vizesini alıp abi ben geldim dedim mi git almıyorlar içeri değil mi? Evet. Nasıl? Ankara Anlaşması'yla. Aslında bunu birçok Instagram'dan da, bu arada bizi Instagram'dan takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum ama şu iki yana... Bir an şey yaptı. Şu iki yana bırakıyorum. Instagram'dan zaten birçok kişi tahmin etmiş. Evet, bizim şu anda Londra'ya zaten turist olarak gelebilmemiz mümkün değil. Biz Türk vatandaşıyız. Başka bir vatandaşlığımız da yok. Biz buraya Ankara Anlaşması'na başvurarak geldik. Evet. Maalesef size şöyle bir şey söylemek çok isterdim. Siz de şöyle başvurun, böyle yapın falan diye ama 31 Aralık itibariyle Ankara Anlaşması'na başvurular kapandı. Biz hemen hemen son işte 300-500 kişiden biriyizdir diye
diyorsun. Evet. Ve aslında bu hikayeyi birazcık sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü biz yazın, biz Ankara Anlaşması'nı bu arada Bülent'le herhalde ilk Londra'ya gelmeye başladığımız zamanlarda, videolardan hatırlarsınız, 2019, evet, 2019 olur mu? 2017'den beri biz Ankara Anlaşması'na başvursak mı dedik ama bize hep yanlış bilgi verildi. Yani dediler ki Londra'da 365 gün oturmanız lazım. Hatta ilk gidiyorsun, pasaportunu veriyorsun, zaten 9 ay geri vermiyorlar. Evet, yani. Bir yıl çıkamıyorsun. Ya o yüzden biz bunun bizim için mümkün olmadığını, çünkü İstanbul'daki işimizi biz bu kadar uzun süre bırakmak gibi bir lükse sahip olmadığımız için. Ki o zaman biliyorsunuz dünyayı geziyorduk, sürekli hareket halindeydik. Pasaportumuzu vermek ve buradan hiç çıkmamak bize hiç uygun bir opsiyon. Hiç uygun değildi yani. Değildi. Ve ama hep aklımızın bir köşesinde var olan bir fikirdi. Ve yazın Datça'da, biliyorsunuz çok sık gittiğimiz sade kafede, Orçun ve Nihan'la sohbet ederken onların da yurt dışında yaşama fikri ve hayali hep vardı. Ve biz Ankara Anlaşması'nın 2020 Aralık'ta biteceğini bildiğimiz için onlar dedi ki bitmeden buna başvurabilirsiniz. Hatta buna ben bir parantez atacağım. Bizim çok sevdiğimiz Ervin'in ekseri, daha önceden tanıdığı, ben Ervin'den sonra tanıştığım iki arkadaşımız var. Onlar da bu anlaşmayla ilgili zaten danışmanlık şirketine sahiplerdi ve dedik ki biz sizin ikinizi birbirinizle tanıştıralım. Bir araya getirelim. Bir araya getirelim. Erdem size yardımcı olsun. Ve böylelikle siz de Ankara Anlaşması'na başvurun. Şu an yurt dışında bir yere gitmek istiyorsanız Londra'dan güzel neresi olabilir ki dedik. Hem yakın, gitmesi gelmesi kolay ve şu anda böyle bir vizeyle oraya gidebilme imkanın var. Bunun için vizeyi almak için tabii bir iş planı oluşturulması gerekiyor ve bunun için de danışmanlık almak, tabii ki bunu kendiniz de yapabilirsiniz ama danışmanlık almak çok daha mantıklı bir şey tabii. Yani profesyonel, ya zaten bir iş profesyonel biri tarafından yapılıyorsa ve sen buna gerçekten hele hele işin için ihtiyaç duyuyorsan kendin yapmamalısın. Her işi profesyoneline vermelisin. Günün sonunda emin ol sana daha uygun fiyata mal olur. Doğru söylüyorsun. Ve biz Nihan'la Orçun'u Mısra ve Erdem'le bir araya getirdik ve tabii ki bütün sürece hakimiz. İş planları yazılırken, ilk pasaportlarını verdiklerinde, ilk aldıklarında, bütün o sürece hakimiz ve yani vizeyi aldılar ama biz aldıklarında bile kendimize kondurmuyoruz. Bize göre hala 9 ay orada kalınması gerekiyor. Evet, biz hala şey diyoruz yani, hani çok iyi bir şey yaptılar. Hani keşke bize de uysaydı şartlar. Hatta bu dönemde acaba uyabilir mi? Çünkü hani artık eskisi gibi... Acaba uyabilir değil mi bile demedik hayatım. Biz hiç uymuyor bu bize dedik. Erdem bizi uyandırdı. Evet değil mi? Hiç biz... Evet, Erdem dedi ki sizin için başvurmuyorsunuz. Biz de dedik ki çünkü böyle böyle artık çünkü o kadar uymuyor. İnanmışız ki ona. Bize uymuyor. Erdem de dedi ki öyle değil. Hani aslında işte şartlar bu şekilde. Bunu bu şekilde iş planınızı oluşturursanız bu şekilde yapabilirsiniz. Profesyonel danış. Ve biz böyle Bülent'le bir anda şey olduk. Bu arada bu düşündüğümüz Kasım, Aralık 2020'de de bitiyor. Yani gerçekten çok da fazla vaktimiz yok düşünmek biz için. Biz yine yan yürüyoruz tabii. O yüzden de diyoruz ki aralığa kadar yetişmez ama. Erdem de diyor ki yok abi yetişir, 15 gün sonra yaparız. Yetişir. Yani. Ama bu esnada tabii başvuru sayıları da çok fazlalaşmış o dönemde. Hemen kolları sıvadık. Bu konuda Bülent'e hep baş başayken de söylüyorum. Anneme babama da söylüyorum ama size de bunu söylemek istiyorum. Bülent olmasaydı biz bu başvuru yapamazdık. Çünkü ben o dönemde, o Kasım Aralık döneminde çok böyle eli doğru çekimler, kampanyalar falan çok böyle dağılmış durumdaydım ve başka hiçbir şeye konsantre olabilecek gibi değildim ve bende de şöyle bir huy var. Biraz da kötü bir huy aslında. Eğer ben full konsantrasyonumu oraya veremeyeceksem hiç yapmayayım, daha iyi. Ve gerçekten Bülent tek başına yaptı. Tek başıma yaptım. Evet. Kesinlikle Erdem'le birlikte yaptık. Hatta Erdem bizim başvurumuzu dün günü yolladı. Ya evet. Onlar o gün evlendiler. Çocukcağız dün gününden bir gece önce sabaha kadar. Çünkü hakikaten çok geç. Evet, gerçekten. Başvuru olduğu için son dakikasına kadar yani. Sonra düğünlerine Zoom'dan katıldık. Evet. Ama... Evet, gerçekten. Ya öyle çılgın bir zamandı ki böyle başvuruyoruz. Sonrasını çok fazla düşünemedik bile. Dedi ki biz başvurumuzu yapalım. Bakarız. Bakarız. Ya yani ondan sonra ne olup ne biteceğini görürüz. Zaten bizim için hayırlısıysa olur, değilse olmaz. Ben zaten biliyorsunuz benim için öyle. Bir şey oluyorsa senin için iyidir, olmuyorsa zaten olmaması gerekiyordur. Ve bu konuda da tabii ki bir yandan bu kadar çok emek verildiği için tabii ki alabilmeyi istiyorum. Bu esnada etrafımızda birkaç başvuran var. Bazıları onaylandı, bazıları onaylanmadı. O hayal kırıklığını gördük falan ve biz böyle merak içerisindeyiz. Ve hesapladığımız doğum günüme yakın bir zamanlarda, 24 Nisan'a yakın bir zamanlarda herhalde biz vizemizi almış oluruz diye düşünüyorduk. Çat diye Mart'ta geldi abi. Doğum günümde buradayız.
Evet, Mart'ta geldi. Çok 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 hızlı geldi. Çok, çok hızlı geldi. Evet. Yani hala bir cevap alamayan, bizden önce başvuran çok arkadaşımız var. Bunun nedeni de birkaç yere gönderiyorlarmış. Her merkez aynı hızda çalışıyor. Evet evet, bu bizim başvurumuz çok iyiydi. O yüzden aldık falan değil zaten. Yani, evet, yani biz çok şanslıyız. Şimdi benim merak ettiğim başka şeyler var. Neden yani? Evet, bir de nedeni olmalı değil mi? Bu 5N1K'da neden var? Evet. Neden? En zor soruyu bana sordun. Ama en çok konuşmayı seven sensin. Ben o zaman çok kısa bir giriş yapıp topu hemen sana atmak istiyorum. 4,5 dakika süre. Aşağıya bak, counter'a bak. Neden böyle bir şey yaptık? Bir kere ikimizin de birbirimizi bulmadan önce de, birbirimizi bulduktan sonra da hep konuştuğumuz bir şeydi. Zaten yaptığımız iş çok uluslararası bir iş haline gelmişti. Biz sürekli dünyanın başka bir köşesinde, başka bir maceranın peşinden koşarken hep bir noktada bir ayağımızın yurt dışında olacağını hem istiyorduk, olmasını hem istiyorduk hem de olacağını biliyorduk bence. Yani hani bu zamana kadar yaptığımız bütün işlerde, bütün hayat planlarında hep bu aklımızın bir köşesinde vardı. Tabii ki Türkiye, İstanbul, evimiz, ailemiz, her şeyimiz şu anda orada. Hiçbir zaman tamamen kapanıp temelli taşınmak gibi bir plan değil. Ben burada bir balla keseceğim İstanbul, her şeyimiz orada dediğin için. Ya şöyle bakıyorum ben bu duruma. Biz Datça'ya minimum 8 saatte gidebiliyoruz. Buraya evimizden çıktık 5,5 saat sonra bu eve girdik. Yani evet. Birincisi bizim aslında buraya gelme hızımız Datça'ya dahi gitme hızımızdan daha çok yani. Bu pandeminin bittiği dünyada, şimdi karantinadayız ama karantinanın olmadığı durumda zaten 5,5 saat. Bu çoğunlukla bizim zaten haftada 2 kere 5,5 saatten uzun süren yolculuklarla bir yere gittiğimizi düşünürsek aslında zaten hayatımızda sadece pozitif olarak bir şeyler katan bir durum yani. Evet, ayrıca ikimizin de gelecek planları yaparken, iş planları yaparken yine ikimizin de hayalinde olan bir takım başka projeler vardı. Onları söyleyecek miyiz? Yani sizinle paylaşmak için sabırsızlandığım ama biraz daha şekillenmeden, biraz daha filizlenmeden. Evet. Evet, biraz daha olgunlaştıktan sonra paylaşmanın daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Bu hem Türkiye'de hem İngiltere'de yapabileceğimiz tarzda projeleri hayata geçirmek için de aslında bir ayağımızın burada olması, olma fikri bizi heyecanlandıran bir şeydi. Ve bunu yapabilmek için Türkiye ile çok saat farkının olmadığı, Türkiye'ye gidip gelmenin çok zor olmadığı bir yer seçmek gerekiyordu. Ve bunun için Londra çok gerçekten ulaşması kolay. Buradan dünyanın herhangi bir yerine ulaşması çok kolay bir noktaydı bizim için. Ve Ankara Anlaşması'nın olması da tabii ki üzerine biçilmiş kaftan oldu. Hayat bu kadar hoşuma gidiyor ki yani bunları sana gerçekten Hawaii'den vazgeçerken işlemişim. Sen de bir güzel almışsın. Ya evet, mesela şimdi Hawaii'de şimdi yaşama fikrim bak, orası çok güzel. Ailemizi görmeye kalksak o 20 saatten önce gelemeyiz. Kendi fikrim gibi anlatıyorum şu an, o kadar ama inanmış. Kendi fikri haline gelmiş. Yok gerçekten de bu arada. Ama yani bu arada evet. Mantıklı şeyler. İkna olman kadar normal bir şey olmadı. Evet. Hawaii'de yaşamak çok zordu yani. Biz çok istedik, ben de istedim, sen de istedin ama. O başka bir karar. O da güzel bir karar. Bu arada bu kararların hepsi tamamen kişisel seçimlerden oluşan kararlar ve hiçbiri doğru ya da yanlış değil. Hawaii'ye gitmek demek her şeyi bırakmak, her şeyden vazgeçmek, ailenden, arkadaşlarından. Tabii ki bu vazgeçmek bir daha asla yüzlerini görmemek değil ama senede 2 kere, 3 kere yüzlerini görmeyi kabul etmek. Biz ikimiz de ailemize çok düşkünüz. İkimiz de ailemizden, arkadaşlarımızdan, evimizden o kadar uzaklaşmak istemiyoruz. Yani öyle bir yaşam kararında değiliz. İkimiz de işimizi de bırakmak istemiyoruz. Evet, işimizi de bırakmak istemiyoruz. O yüzden de bir anda aslında hani Londra kesinlikle en çok yaşamak istediğim yer miydi? Belki değildi. Ama şu anda bu hayallerimizi gerçekleştirmek için ve yaşamaktan çok keyif aldığım bir yer olduğu için beni çok mutlu eden bir opsiyon. Evet, sen nedenini söyle. Ama nedenlerimiz aynı hayatım. Nasıl başka bir şey söyleyebilirim ki? Başka hiçbir nedenin yok mu? Başka nedenim var ama onu söylemiyorum. O sürprizi kaçmasın. Tamam. Ne, kim, neden, nasıl, nerede ye aslında zaten cevap. Nerede'nin cevabı çok kısa değil mi? Londra'da. Londra'da. Bizim başvurduğumuz Ankara Anlaşması Birleşik Krallık için geçerli ama biz yer olarak Londra'yı seçtik. Tüm bu anlattığımız ulaşımın kolay olması, yapacağımız işlere uygun olması açısından Londra bizim tercihimiz oldu. Evet, bir de bu anlaşmanın haricinde bir vize tipine de çok hızlı bir geçiş yapabileceğimiz için de İngiltere'yi tercih ettik aslında. Evet.
Yani çünkü burada daha başka bir vizeye geçme ihtimalimiz ve bazı şeyleri daha hızlandırma ihtimalimiz var. Tam zamanında ne zaman? Ne zaman? Valla aslında dün. Aslında başladı. Başladı. Dün değil, evvelsi gün ikinci gün testimi de oldum. Negatifimi de aldım, sen de aldın. Bu ne zaman? Evet, çok zor bir şey değil mi şu anda dünyada seyahat etmek? Yani evet. Ben çok tedirgin oldum ya. Gerçekten hani dünyada en sevdiğim şeylerden biridir havada olmak, uçakta olmak. Uçak yemeğini çok severim, uçaktaki muhabbeti çok severim. Ben uyumam, 12 saatlik yolculukta business uçayım, yatak olsun uyumam yani. Bir şey izlerim, eğlenirim. Ama yani ben bile ilk defa hayatımda uçak artık insin, şu yanımdaki insanlardan kurtulayım. Yani çok kötü bir noktaya gelmişiz yani aslında. Aslında isterseniz o bütün uçuş sürecini ve buradaki süreci sizinle daha detaylı paylaşmayı çok istiyorum. Pandemi döneminde nasıl uçtuk, buraya ilk geldiğimizde bu testler, süreçler nasıl ilerliyor, onunla da ilgili böyle detaylı bir video paylaşabiliriz. Çünkü bayağı gelirken çektim de ve çok kolay olmadı yolculuk, ama bu videonun konusu başka olduğu için sadece bu sorulara cevap verelim istedik. Ama gerçekten gelirken, aslında biz gelince buraya bu süreç başladı. İlk geldiğimizde burada karantinada kalmamız gerekiyor. Bu karantina süreci boyunca Bülent'in dediği gibi iki tane test olmamız gerekiyor ki bu testlerden bir tanesini ikinci gün, bir tanesini sekizinci gün yaptırıyorsunuz. İkinci gün testini yaptırdık ve ilk negatiflerimizi aldık. Şimdi sekizinci gün testini yaptıracağız ama aslında çok güzel de bir haber var. Yeni bir şey bu. Beşinci günde daha hızlı çıkmak istiyorsan devlet sana bir opsiyon sunuyor. Sekizinci gün testini yaptırmak kaydıyla beşinci gün ekstra bir test alıyorsun. Beşinci gün testin negatifse sekizinci gün testine kadar karantinada kalmana gerek yok ama sekizinci gün testini tekrar yapıyorsun. Tekrar yapıyorsun. Ve beşinci gün bilin bakalım hangi güne denk geliyor? Dünyanın en önemli günü. Yani en önemli değil ama güzel bir güne denk güzel, geliyor. Bir önceki videoya baksalar öyle diyorsun. Hayır yani doğum günüme denk geliyor. Beşinci günde doğum günüme denk gelince bu arada testi yaptırmaya dışarı çıkıyor. Normalde evde karantinada geçiyoruz ki çok tatlı bir evde kalıyoruz. Kesinlikle size bu Londra'daki evimizi ev turunu çekeyim mi? Yorumlara ev, Londra'daki evimiz falan bir şey yazarsanız lütfen çok güzel motive olabilirim. O yüzden karantinamız oldukça güzel geçiyor. Çok güzel bir alanımız var. İşte burada oturduğumuz açıklık bir alan var. Fakat 5. gün testi olup tabii ki 5 gün erken çıkabilmek de çok büyük bir avantaj. O yüzden biz o 5. günü testini yaptırmaya karar verdik. Evet. Ve aslında yarın oluyor yani şu anda 23 Nisan'da çekiyoruz bu videoyu. Evet, bu videoyu 23 Nisan'da çekiyoruz. 24 Nisan'da testimize yürüyeceğiz. Hatta bu sefer biraz daha uzak bir test merkezine yürüyeceğiz. Bu arada test merkezine yürümek şu sıralar yaptığımızda. En heyecanlı aktivite. Bu arada sizi her gün arıyorlar. Evde misin? Her şey yolunda mı? Karantinanın kurallarını biliyorsun değil mi diye arıyorlar. Eve gelip kontrol ettikleri de oluyormuş. Bizim henüz eve hiç gelmediler ama her gün telefonla konuşuyoruz. Ama aradığında zaten herkes otobüs geçerse muhtemelen evet, adam evet. Atıp geliyordur. Yani. Evet muhtemelen. Yani süreç böyle geçiyor. Aslında süreç şu anda başladı. Bundan sonrasında ne olacak? İnanın biz de bilmiyoruz. Her defasında hepsi yeni bir macera ama bu seferki hakikaten büyük bir macera ve büyük bir bilinmezin içine giriyoruz. Ama bir yandan da biliyorum ki bunu yaparken tek başıma olmamak, Bülent'le beraber bu yola çıkmış olmak ve her ne gelecekse gelsin, beraber göğüsleyeceğimizi bilmek bana çok büyük bir güç veriyor. Bir yandan da bu merakı, bu heyecanı seviyorum. Son iki seneyi pandemi şartlarında geçiriyorken şu anda böyle heyecanlı bir sayfa açabilmiş olmamıza çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. Maceralarımızın devamında görüşürüz. Nerede kağıtların? If there is a will, there is a way. Türkçesi ne? Eğer gerçek bir istek varsa onu yapmak için bir yol vardır. Bu bir Nordik atasözü ve gerçekten biz buna inanıyoruz. Dünyada bir şey yapmak için eğer isteğin ne kadar büyükse onun gerçekleşme şansın da o kadar fazla. Evet, o yüzden yeter ki isteyip, yeter ki bütün konsantrasyonunuzu, bütün imkanlarınızı, bütün hayal gücünüzü, enerjinizi, her şeyinizi o noktaya yönlendirin. O mutlaka size bir yönden bir kapı açacaktır. Ben de buna çok 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 inanıyorum. Seni de bence böyle buldum. Buna da eminim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Yarın aynı saatte, aynı kanalda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın değil ama bundan sonra
Bu pandemiden dolayı her hafta video yüklemediğimizin farkındayım ama size hep söylüyoruz. Her hafta yüklemiş olmak için bir şeyler paylaşmak istemiyor sizinle. Gerçekten anlatacak bir hikayemiz olduğu zaman biz hep video çektik ve hep bundan çok keyif aldık. Hiçbir zaman bunu bir zorunluluk olarak görmedik. Bu bundan sonra da böyle devam edecek. Belki bundan sonra çok daha sık bir araya geliriz. Ne yaşayacağız? Biz de sizinle beraber göreceğiz. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Söyler misin? Kahve fincanı. Kahve, hayır. Herkes kendini düşünüyor. Herkes kendini düşünüyor. Evet, kanala abone olmayı, zili açmayı, bizi sevmeyi, bizi desteklemeyi unutmayın. İyi ki varsınız. Tekrar görüşürüz.